Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ustadımızın vasiyetnamesi. Sayfa 200 Emir Daiki. Birkaç tane, 5 tane vasiyetnamesi var. Emir Daiki 207 mi abi? 200. 201 var, 216 var. Emir Dağı 1, 200 var. Diğerlerini de söylerim. Ustadımızın vasiyetnamesi hem benim şahsımın hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin sermayesini, kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Şimdi Üstad Hazretleri bir hizmet davası açmış, hizmet şekli açmış. Bunun esbabını da kendi iktidarı ile yapıyor. Mesela risalelere hücum edileceğini, değiştirmeye kalkılacağını, ortadan kaldırmak isteneceğini bildiği için Allah'ın izniyle bunun tedbirini aldı. Ne yaptı? Dershanelerde bu hizmeti götüren vakıfları, vakıf müessesesini kurdu. Vakıf müessesesini kurdu. Bu vakıfların da hayatını vakfeden, yani dünya işleriyle hiçbir meşguliyetleri yoktur. Dershanede hizmet ediyorlar. İşleri hizmet. Başka bir şeyleri yok. Peki gelirleri ne olacak bunların? Yani ne yiyip içecekler? Nasıl geçinecekler? Bunu da Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin bir sermayesi var. Yani bu kitaplar basılınca, bu kitapların basılmasından hasıl olan sermayenin beşte birini vakıflara devredilmesini vasiyet etmiş. Ama ben bildiğim Sözler Yayın Evi ve Envar Yayın Evi'nin dışında ustadın varislerine sordum, yani bilerek söylüyorum. Sözler Yayın Evi ve Envar Yayın Evi'nin dışında ustadın vasiyetine uyan yayın evi yok. Yani sattıkları kitabın beşte birini kendini hayatını vakfedenlere verilecek. Yani abilere verilecek. Çünkü kimler verilecek? 232 Emir Dağı'nda kimler bu konuda vazifeli olduğunu, ustadın mutlak vekili olduğunu sayıyor. Bunlar mesela yaşayanları söyleyeyim şimdi. Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram abi yaşayan, Ahmet Aytumur ve Sait Özdemir abi, Seyittir, Şeriftir. Hem Hasani hem Hüseyinidir. Allah Resulü'nün torunudur. Sait Özdemir abi. Şimdi sağ olanlar bunlar. Bir seneye kadar, 8 ay önce mi? Sungur abi de sağdı. Bunların nezaretinde verilmesi lazım. Yani satılan risalelerin beşte biri, okuyacağım, beşte biri bu vakıflara aktarılacak. Fakat iki yayın evinin dışında hiçbirisi böyle ustadın vasiyetine uymuyor. Ve ticareti dönüştürmüşler. Kendilerini Risale-i Nur'un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lazımdır. Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen Nur talebeleri hastara malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime varis ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lazım. Yani
Ustad yakınımda olanlar, tarz hareketimi bilenler bu vasiyetimi aynen uygulamalarını vasiyet ediyorum diyor. Bakın 232'de. Bak diyor ki, şimdi bütün talebelerin fevkinde. Yani sen ve ben tayin etmemişiz ustadın bu vasiyetini. Ustad tayin ediyor bu şahısları. Ustadın tercihini sana tercih bırakmamış. Ben dinlemiyorum deme hakkın yok. Bak şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil. Benim en yakınımda, bak en yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarzı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde 4-5 adamı mutlak vekil yapıyor. Yani bu vekillik Risale-i Nur'da şahıs yoktur. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Yani Risale-i Nur'un sevk idaresi, basılması, vakıflara tayinat verilmesi, dershanelerin açılıp oradaki sorunların çözmede yetkili. Yoksa bir hakikati beyan etmek de yetkili kimse yok. Çünkü ustad da yok. Bak burada eylem, hizmetin şeklini diyor bak. Diyor ki, benim yakınımda hizmetimde olup bir derece tam tarz hareketimi bilenler, ustad nasıl yapmış bu hizmeti? Dershaneleri nasıl işletmiş? Bu tarz hareketimi bilenler ve yakından görenler, yani bir hakikatin kaynağı, bir şey ortaya çıkarmakta değiller. Yani Risale-i Nur tarz hareketin, ustadın bu hizmette nasıl böyle yapmış, nasıl dershaneler açmış, ne demektir dershane? Onları işlettirmek de vazifeli. Yakından görenler için de 4-5 adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapsınlar, yapabilsinler. Hizmet bak, yani hakikat ifade değil. Hizmetin sevk-i idaresi mutlak vekil bunlar. Sayacağım kişiler. Hizmetimin tarzını bilerek. Hizmet nasıl olur? Onların onayıyla oluyor. Tam yapabilsinler. Şimdilik Tahiri vefat etmiş. Sungur vefat etmiş. Ceylan vefat etmiş. Hüsnü yaşıyor. Bir iki adam daha mutlak vekil olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nusalarının sermayesi. Bunlar mesuldur. Risale-i Nur vakfeden, kendilerini vakfeden vakıflara tayinatını vermekle bunlar mesuldur. Risale-i Nur ama hizmet edenler de bunlara hizmetin şekline tabi olmaya da mesuldur. Risale-i Nur'un malıdır. Satılanlar kim basarsa bassın. Risale-i Nur basıldı. Bunun sermayesi karı Risale-i Nur'un malıdır. Sait de bir hizmetkardır. Hayatta tayinini alabilir. Hatta bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de 6 vilayette bulunan 50-60 talebeyi 2-3 sene nur sermayesinde tayinini vermek kati niyet ederken belki bazılarına bazı maniler onları talebelik hizmetinde vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazıyorum. Evet, ben devam edeyim. 201. vasiyet, yani 201. sayfada, Emir Daiki, vasiyetnamenin haşiyesidir. Ustadımız ahir ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki, bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan, şeref perdesi altında riyakarlık yer aldığından
azami ihlas ile bütün enaneti terk lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar, manevi dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Şimdi adam onu bulmak için uğraşıyor gideceğim diye. Ustad diyor ki, niye Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir? Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün terk-i enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanımda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yanında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Yani gelecek tarihte çok az kaldı İslam hakimiyetinde. Ustadın kabri ortaya çıkacak. Resmi çıkacak. Ve oraya izdirham olur diye vakıflardan kendini ruha vakfetmiş ve ustad kabrimde nöbet tutsunlar diyor. Gelenlere bu vasiyeti okusun diyor. Yani gelmeyin. Uzaktan Fatiha'da okunur. Şimdi 216'yı okuyorum. Vasiyetnamenin bir zeyli. Eşref Edip'in neşrettiği Tarihçe Hayat'ın 30. sayfasındaki Said'in hususiyetlerinden 6 nümunesinden 7. nümunesi ki mukabelesiz hediyeyi ömründe kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinaden şiddeti fakri ile beraber 60-70 sene evvelki kendi talebelerinin tayinatını da kendisi verdiği acip vaziyetin şimdiki bir misali ve bir sırrı kaç senedir anlaşıldı diye vasiyetnamenin ahirinde bunun yazmanın zamanı geldi. Evet, şiddeti fakr ve istina ile hediye almamakla beraber Cenab-ı Hakk'a hadsi şükür olsun ki yasak olmayan daktilo makinesiyle intişar eden Risale-i Nur'un verdiği sermaye ile şimdi manevi Medrese-i Zehra'nın 4-5 vilayetinde hayatını Risale-i Nur'a vakfeden ve nafakasını çalışmaya zaman bulamayan fedakar nur talebelerinin tayinatını acip bir bereketle kafi gelen ve nur nusalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o halis fedakar kardeşlerime vasiyet ediyorum ki 60-70 sene evvelki kaydemi 70 sene sonraki şimdiki dusturlarıma aynen tatbik etsinler. İnşallah Risale-i Nur'un tap serbestiyeti olsa, o dustur daha fazla inkişaf eder. Yani Diyanet 182 miydi? Emir Dağı'nda 182. sayfada Risale-i Nur'u devlet eliyle Diyanet bassın diyor. Ustad diyor. Dusturu o zaman ne olacak? Bir merkezden olacağı için 10 küsür tane yayın evi çıktı. Daha gizlileri bilmiyoruz. Merdiven altındaki ne yaptıklarını bilmiyoruz nerede basıldı. Bunu zapt-ı rapt altına alınmasını ustad istiyor. Devlet eliyle basılmasını istiyor. O dustur daha fazla inkişaf eder. Medar-ı hayrettir ki o eski zamanda efkaftan vakıf vardı. Efkaftan 5 talebenin tayinatını Van'da eski Said kabul etmiş. O az parayla bazen talebesi 20'ye, 30'a, 60'a kadar çıktığı halde kendi talebelerinin tayinatını kendisi veriyordu. O kanaat ve iktisadın bereketiyle ve kendi 5-6 mavzer tüfeğini satmakla istina kaidesini bozmadı. Kimseden bir şey istemedi, almadı. Hizmet ediyoruz, ver para demedi. Abi olur mu? Bilmiyorum, git onu ustada söyle. Olmaz ki ya, şimdi istemeden nasıl olacak? Bilmiyorum.
İzah yapmak için de, cerbezi yapmak için de ihtiyacım yok. Git ona sorarsın. Ya yapmayacak mıyız? Bilemem. Ustad istememiş, istemememizi de men etmiş. Hal diliyle dahi yapamazsın. Yapamazsın. Kendisi yüklenecek. Mehmet, bu çiçeği sana koysana bu çiçeği. Sana kim söyledi getir diye? İçinden mi geldi? Bende mi duydun? Niye getirdin? Hah, böyle olacak. Koy buraya, bak. Koy kardeş. Tabak da var, bak şimdi. Şimdi madem şey, konu da zaten bu. Koy oraya. Şimdi bu derste bu bir manzara oldu. Şimdi benim ahiretim var da senin yok mu? Ben sana bunları niye söyleyeceğim ki? Sen düşünmüyorsan zaten sende o seviye yok. Bak koydum, kötü mü oldu? Benim için iyi olduğu gibi. Güzel bir manzara da oldu. Peki senin ahiretin yok mu? Sen de gayret et. Sen de, ya hatırıma gelmiyor. Demek ki o seviyen yok. O seviyesi olmayana o şekilde müracaat edilmez. Yani nurculukta yok kardeşim. Abi nasıl olacak bilmiyorum. Ha biliyorum kendim ama yani böyle felsefeyi yapıp bilmem ne yapıp da mana ben şey yapmayacağım. Nur mesleğinde istemek yok. Sen de bunu isteyen mi var? Yok. Niye getirdin? Ya abi ne demek ya? Öteki sarı çiçek sarardı. Onu koy. Gördü adam. Gördü. Ben de koyayım buraya. Bana mı verdin şimdi? Benle ne alakası var şimdi? Faturayı yatırdım. Benle ne alakası var? Yeri süpürdüm. Benle ne alakası var? Sen de istifade ediyorsun. Ben de ediyorum. Şahsa getirsen şahstan alırsın ücretini. Varsa ahireti. Allah için yaparsan Allah'tan alacaksın. Mavzer tüfeğini satmış. Talebelerin tayinatını vermiş. İstinayı bozmamış. Abi hizmet olmaz. Üstadın hizmetleri olmamış o zaman. Ayet-i kerimede nasıldı? Yasin suresinde. Sizden bir şey istemeyenlere tabi olunuz. Neydi? Aç işte mektubu söyle. Ya Yasin ya bildiğimiz ayet işte. Bazen hatırımıza gelmiyor. İttebu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolda olan kimselerdir. Mefhumu muhalefetiyle nedir? Bir de okuyayım. İttebu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Bak mealini okuyorum, tersini bir düşünün. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Niye uyun? Allah diyor. Allah teyit ediyor. Onlar doğru yolda olan kimselerdir. Tersini düşünün. Sizden isteyenlere uymayın. Onlar doğru yolda olmayan kimselerdir. Öyle demiyor mu? He? İlginç değil mi? İttebiu, ittiba edin. İttebiu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. 21. ayette. Hüccet mi oluyor abi artık kesin? Ya ikinci mektup işte. Bak ben mi diyorum mefhum, hani Kur'an'ın tefsir etmek bir de mefhumu muhalifi ile gitmeye giderilerek yapılan bir tefsirler var. Bak İttebiu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. Diyor ki Cenab-ı Hak sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Niye Allah'ım? Çünkü onlar doğru yolda olan kimselerdir. Yani başka bir şey takip etmiyor. Mefhumu muhalifiyetiyle sizden ücret isteyenlere, bir şey isteyene uymayın. Niye? Onlar doğru yolda olan kimseler değillerdir. Öyle diyor. İttebu men la yeselukum ecren ve hum muhtedun. İkinci mektup. Sayfa kaçtı? Belki merak eder. İkinci mektup. 14 müydü? Ya bana kızacaklar. 13. Bana ne kızıyorsun kardeşim? Ben yalnız da... Abi cerbeze yapıyorsun. Okudu. Haşa Allah da cerbeze mi yapıyor? Nasıl yürüyecek? Bilemem.
Gönüllülük esası. He? Gönüllülük esası. Gönüllülük. Yani Risale-i Nur bütün Türkiye'de ve dünyada bir manevi gönüller üzerine üniversite kurmuş. E sen şimdi nasıl geldinse bunu da öyle getirdin. Oturacaksın. Ders bittikten sonra çay içeceğiz. Çaya bardak çay koyacaksın, bilmem koyayım. Şu an çay içiyorsun, bardak içiyorsun. Bir çay yani nasıl yürüyor? Bu böyle yürüyor. Ben çay içtim dersten sonra, alan bir de ben paket götüreyim ya. Niye başkası sana söylesin ki? Söyleyecek demek ki hatırına gelmiyor. Demek ki o seviyeden yok. O seviyede olmayanları denmez. Abi peki o getirmedi bugün ne olacak? İçmeyeceksin kardeş. Bu kadar kolay. Bak diyor ki, o kanaat ve iktisadın bereketiyle ve kendi 5-6 mavzer tüfeğini satmakla istina kaidesini bozmadı. O zaman meşhur Tahir Paşa gibi çok yardımcıları varken, yani Tahir Paşa, vali ya, validen üstün, o yanında yardımcıları varken isteyerek kaidesini bozmadı. O 60-70 senelik dustur hayatının bir işareti gaybi ile 60-70 sene sonra o kanaat ve istinanın bir meyvesi inayet ilahi ile ihsan edildi ki o kadar mahkemeler ve yasaklar ve musadereler ve eski hurufla izin vermemekle beraber kaç senedir 4-5 vilayet vusatindeki manevi medrese-i zehranın fedakar talebelerinin tayinatını Risale-i Nur kendisi hediye etti. Kendi satılanın 5'te birini vakıflara ve dershaneye gidecek. Peki şu anda 2 tane yayın evi biliyorum. Sözler Envar. Tam yapıyorlar mı? Sözleri bilmiyorum ama Envar tam yapmıyor. Onun eserini ben okuduğumuz halde. Veya bazı yerlere yapıyordur ama biz yalnız tayinat veriyor. Malumat vereyim yani. Hiç böyle başka şeylerden, şuradan buradan, elek altından, şundan buradan bilgi almayın. Bizzati benden bak, kaynaktan alın. Nasıl oluyor? Her sene Ramazan'a 15 gün kala Hizmet Vakfı Envar, vakı kendisiyle alakalı olan kişilere, başta kim var? Abdullah Yeğin abi var, Aytimur abi var, Hüsnü abi var. Sait Özdemir abi de İhlas Yayınlar var Ankara'da. Kendi talebelerine yapıyormuş diye duydum. Sözler Yayın Evi de Sungur abi kendi talebelerine yapıyormuş diye duydum. Sungur abi vefatından sonra ne oluyor bilmiyorum. Ben şimdi yaşadıklarımı size bilgi veriyorum. Yani sağdan solda duymuyorsunuz. Benim din noktasında Allah beni kahretsin yalan malan olmaz. Hiç zaten diğerlerine de tenezzül etmiyorlar. Yalan lafzı kafirdi. Bende olmaz. Zaten dün dediler ki dün F25'in cemaatinden sivri dilliymiş benim için. Sivriymişim. Peki ona sevindim. Dile-i şeriye muhalefet ediyor. Külliyata muhalefet ediyor. Ölçüsü, ölçü mölçü yok. Öyle konuşuyor demiyor. Sivriymişim. İyi elhamdülillah. Sivriymişim. Tamam. Aynı kabul ediyor. Yani dinde olanı derim kardeşim. Bunun akabinde vallahi ölüm dahi olsa ki hiç münafık diye ders yaptım adama. Devletle savaşan bir örgütle. Devletle savaşan bir örgüte münafık. Münafık. Hiç pervam yok. Yani dinde pervam yok. Ama doğru mu? Ya her bildiğini her yerde deme işte. Ama biz de bu kargaşa içinde insanlar böyle mi yapayım, böyle mi yapayım, neyin nesidir? Bu bilgileri şimdi ben size anlatacağım ve nereden öğreneceksiniz? Ondan sonra şuradan mı, buradan mı, şuradan mı? Bir sürü içlerine bir sürü yanlışlar karışarak, pislikler karışarak sizi geleceğini kaynaktan duyun. Ben size anlatıyorum bu nasıl oluyor. Her sene Ramazan'ın 15 gün kala Hüsnü abi, Ahmet Aytumur abi, Abdullah Yeğin abi, bizim olan yani Kurdoğlu, Meşveret, Zeytinburnu, yani bu cemaat, bu gruplara tayinatını veriyorlar. Nasıl veriyorlar? Her gün bir ekmek parası. Mesela ben 2014 bu sene Ramazan ayına 15 gün kala tayinat aldım. Ne kadar? 250 lira TL aldım.
Bir senelik ustad vakıflara bir ekmek veriyor. Peynir vermiyor. Peynir yok. Vakıflara bir ekmek parası veriyor. Tayinat dediği bu yani. Gömlek parasıymış. Gömleği 15-20 sene kullanacaksın. Benim gömleklerimi biliyorsunuz. Derse çıktığım en iyi gömleğim bu. Bunu dersten sonra çıkarıyorum, koyuyorum, uyduruk şey giyiyorum. Uyduruk dedi, en az 7-10 senelik gömlekler var. Yani o öyle bir lüksün yok yani, öyle lüks hayatın yok. Bak, yamalı dershanede. Ne olmuş yani? Yırtılmış, atılır mı? Namaz kıl, buraya getir, bu da yırtıldı diyor. Bu üçüncü yama. Tekrar yapacağım. Tekrar riyakarlık için anlatmıyorum yani. Peki, diğer tarafları yırtıldı mı? Yok. Ne peki bunu atacağım? Benim ecdadımı mı unuttum? Böyle büyüdüler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh 70 tane yaması vardı. Bu üçüncü yama. Bak gene yırtıldı bu. Namazda burası yırtılıyor. Burası yırtılmadı ki. Bu arka yırtılmadı. Ayakkabı kırılsa bu namaz yeri. Yama yapıyoruz tamam. Ha dışarıda çıkmıyoruz ki. Sonra derler ki bak bununla bize ne mesaj veriyor. Yani böyle gösterir kendisine bir şey mi olmuyor? Hayır. İhtiyacım yok yani. Böyle giymem. İhtiyacımdan değil. Allah'tan korkumdan, israftan korkuyorum. İhtiyacımdan değil. Ben neseben baba tarafından geliş yuvan bakımından ben zengin çocuğuyum. Benim param var yani. Ben dersen ne? Ben veriyorum. Buna ihtiyacım olduğundan değil, buna muhtaç olduğumdan. Hem hissen, hem fikren, hem israf haramdır. Allah'tan korktuğum için burası yırtılmış. At. Peki öteki tarafı Allah ne diyecek bana? Bir sürü insan var Suriye aç. Şunlar bunlar. Sen bunu alacağına o parayı oraya ver. Bir yani bir şalvar parası bir adama bir çorba parasıydı. Ne var yani bunu ben şey yapıyorum. Ben bu israftan korktuğum için param olmadığından değil. Benim param var kardeşim. Benim param var. Benim ihtiyacım yok yani. Ben veriyorum. Ve yurt dışındaki imamlığıma ne maaş alıyorum, ne hediye alıyorum, ne sadaka alıyorum, hiçbir şey almıyorum. O abi hiç mi? Ha bazı çok yakın dostları vardı öyle. MP3'tür, kalemdir, bilmem ne. Bunlar hediye diyorsa hediye işte. Almıyorum. Çok açık konuşuyorum. Bunlar niye anlat? Çok net konuşuyorum. Kafanızda hiç şey olmasın. Piyasayı iyi bilin. Senede ustad vakıflara bir ekmek veriyor. Bir ekmek. Günde bir ekmek veriyor. Seneliğe topluyorlar. Türkiye şu anda 2014 250 lira aldı. Bana her gün ustad bir ekmek vermiş. Affedersin. Her gün bir ekmek veriyor. Başka bir şey vermiyor. Dershanenin altta dükkanı var. Veya ehli himmet var. Hiç şey yapmadan kendi gayretiyle zarfa koyuyor. Zekatını veriyor. Bu dershanenin bir şahsi manevisi var. Onlar da vakıfların böyle jilet parasıdır. Canı bir üzüm ister. Bak hepten size dershanenin her şeyini anlatıyorum. Bir ihtiyacı olur. Gözü dışarıda olması insandır, gençtir diye. Her ay mesela ben şimdi her ay 12 liraydı 15 lira alıyorum. Ayda, aylık. 15 lira. 15 milyar değil lan, milyonda değil. 15 lira. İnanın öyle bereketli oluyor ki, mesela diyelim ki bir jilet tıraş olun. Jilet bana belki 4 ay gidiyor. 5 ay. Bilmiyorum ne zaman değiştirdiğimi. Tahmin ediyorum. Tamam o kadar. O 10 lira, 15 lira öyle bazen birikiyor ki 60-100 lira oluyor. Benim o babam tarafından gelen paran milyonlara şey yapmam ya. Bunu değişmem hiçbir şeye. Bana diyor ki sana haçlık bu kadar. Ayda 12 lira. 15 liraya çıkarttılar. Ayda 15 lira. Her günde ustad bana bir ekmek veriyor. Tayinat dediğim bu yani. Acayip bir meslek. Abi kafama yatıyor. İster yatmıyor. İster yatsın ister yatmaz. Ona göre geleceğin zaman ha peynir eşantiyondan hizmet veriyor. Peynir kahvaltıda çay falan eşantiyondan veriliyor. Samimi söylüyor. Öyle şey yok. Niye bunları anlatıyorum? Tekrar söylüyorum. Sağdan soldan bu nasıl oluyor, nasıl geçiniliyor denmesin. Kaç senedir o kadar mahkemeler ve yasaklar ve musadereler
eski hurufla izin vermemekle beraber kaç senedir 3-4 vilayet vusatındaki manevi Medrese-i Zehra'nın fedakar talebelerinin tayinatını Risale-i Nur kendisi hediye etti. Hiçbir diğeri yayın evi vermiyor. Ama kendi şeylerini bilmiyorum. Bu muhalefet, bir kere ustadın vasiyetine muhalefet ediliyor. Halbuki o nusaların bir kısmı mühimini hediye olarak mukabelesiz etrafa ve alem İslam ve Avrupa'ya gönderdiği ve elindeki nafakasını nurun teksirine sarf ettiği halde yine nurların nusaları acip bir tarzda hem kendine hem o halis fedakarlarına kafi gelmesi, eski zamandaki işaret-i gaybiyesinin bir güzel meyvesi ve bir hikmeti olduğuna katiyen kanaatim geldiğinden vasiyetnamemin ahirinde beyan ediyorum. Yani Risale-i Nur satılması diğer kitaplara benzemiyor. Dünyada en çok satılan ikinci sıradaymış. Birincisi Kur'an. Dünyada en çok satılan kitap Kur'an'mış. En çok isim dünyada Muhammed'miş. İstatistiğe bakın görün. İkinci en çok satılan Risale-i Nur'dur. Bilinen resmi 16 yayın evi vardı. Bu son olaylarda devlet el koydu ya. O merdiven altındakiler belli değil. En çok çünkü yaygındır. Her saha böyle şey yapıyor. Dolayısıyla bunun basılmasından gelen para hem kendisini çeviriyor hem dershanelerdeki ihtiyacı gideriyor. Eskide kömür şeyi vardı. Hizmet Vakfı bazen 2-3 defa hatırlıyorum. Kamyonla bir kömür göndermiş yani Hizmet Vakfı'nın envar mesela. Böyle kendisi döndürüyor. Bu vasiyetnameme benden sonra baki kalan tayinat içinde de konusun, yani tayinat verirken ustad, ustadın varisleri şimdi zarfın içine 250 TL koyuyor, 2014. Bak bu sene. Zarfın içine koyuyor 250 lira, bir de bu vasiyetnameyi koyuyorlar Osmanlıcasını. Bu vasiyetnamemi benden sonraki bakan tayinat içinde de konulsun ta ki bazı insafsız insanlar, niye böyle yapılıyor, niye açık şey yapıyoruz ustad? Sen açık anlatıyorsun Hasan. Ustad açık anlatmış zaten, yasak değil ki ha. Ta ki şaibeler, şüpheler olmasın, bunlar nasıl geçiniyor, nereden buluyorlar? Her şey net. Nereden buluyorlar bunlar? Tipi tipten. Nereden geliyor? Gökten geliyor. Tabii ki gökten geliyor. Bu Said günde 5-10 kuruşta yaşadığı ve kimseden para almadığı halde şimdiki miras 100'er lira görünüyor. Nerede buldu? Denmemek için bu hakikati izhar etmek münasip oldu. Hatta benim babamdan kaldığı gayrimenkul bina bir tanesini sattım. Araba alırım. Dershane hizmete koşarım diye. Tam alırken aldığım rüyaya göre alamıyorum. Çünkü nereden buldu? Nereden buldu? Kimden buldu bunu? La anlatana kadar babasına kaldı. Kime anlatacaksın? O denmesin, benim vasıtamla hizmete zarar gelmesin, Risale-i Nur'a zarar gelmesin diye almıyorum inanın. Param olduğu halde alamıyorum. Alamıyorum ya inanın. Nur'a zarar gelmesin diye. Hakkım olan bir şey ya, meşru olan bir şey. Nasıl anlatacağım? Oo falan yere bindi. Bindi de tamam. Bu gökten gelmedi ya. Kestane koçanına çıkmadı ya. Bir aileden çıktı bu çocuk, bir insan. Ama buna zarar gelmez. Peki ustad da beyan ediyor. Ben de onun için beyan ediyorum. Riyakarlık için değil bak. Ne diyorlar bak. Ustada da bile diyeceklermiş. Bu Said günde 5-10 kuruşta yaşadığı ve kimseden para almadığı halde şimdiki miras 100'er lira görünüyor. Nereden buldu? Denmemek için bu hakikati izhar etmek münasip olur. Ben de izhar ediyorum işte ustadımın sünnetine uyarak. Alamıyorum. Şimdi manevi evlatlarım. Bak ben mi tayin ediyorum bunları? Ulan ustadın tercihini sana tercih etme hakkın var mı? Bak. Şimdi manevi evlatlarım, fedakar hizmetkarlarım, manevi evlatlarım diyor. Fedakar hizmetkarlarım olan Zübeyir vefat etmiş. Ceylan vefat etmiş. Sungur abi, Mustafa Sungur abi
neler çektirmişler, ne iftiralar yapmışlar. O kabrinizi göreceğim o iftiralara, nasıl yılanlar gire, o yılanların olacağı kabre nasıl gireceksiniz? Benim hayatım diyor, senin hayatınla devam edecek demiş, Sungur abiye demiş. Demiş öyle sade geçiyor. Ha, ustad diyor, hayatım, hayatımla devam edecek denilen adama neler yapmışlar. Bak, kimler evlatları, manevi evlatları kim? Bir, Zübeyir vefat etmiş. Ceylan vefat etmiş. Sungur vefat etmiş. Bayram vefat etmiş İsparta'da. Mekanları cennet olsun. Hüsnü abi yaşıyor. Hüsnü abi yaşıyor. Üç, Abdullah yaşıyor. Abdullah Yeğin. Mustafa, bilmiyorum bunu. Ve has ve halis nuru kahramanları olan Hüsrev vefat etmiş. Mekan cennet olsun. Nazif vefat etmiş. Tahiri vefat etmiş. Mustafa Gül abi Osmanlıca iyi şey yapardı o. Vefat etmiş gibi zatların nezaretinde bu dusturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyor. Ya şimdi Abdullah Yeğen sağ. Hüsnü abi sağ. Bir yerde de geçiyor, onu da okuyacağım. Aytimur. O da sağ. Sait Özdemir de sağ. Sait Özdemir abi de sağ. Şu anda sağ olanlar. Sen şimdi kafana göre nasıl yapıyorsun? Sen ben kimiz ki? Sen mi ustadın tercihini tercih mi edeceksin sen? O zaman işine bak kardeşim. Git başka tarikata git, Süleymancılara git, Mahmud Efendi git. Nur Risale Nur böyle işliyor. İster kafana yatsın, ister yatmasın kardeşim. Bunlar Risale'yi kafana göre basamazsın. Ben canım kızdı. Sözler yayın evine kızdım. Envar'a kızdım. Ben yayın evi açıyorum. Açamazsın. Bunların nezaretinde olacak. Vermez. Diyelim ki tayinatlar vermez. Vermezse vermez. Kendi hesap verecek. Hataya hatayla mukabele edilmez. Tamam. Dershaneler böyle işliyor kardeşim. İnsanlara tuzak kurarak, himmet toplantıları bilmem ne. Böyle bir şey yok. Nurculuğun hiç alakası yok. Hiç ama. Efendim birileri darılacak. İstersen ayılsınlar. Hiç defterimde değil. Ustad ne diyor? Bazıları yazı yazıyor da onlara cevap veriyorum. Ya şu dersleri kaldır veya böyle konuşma. Biz daha girmeyiz. Bir daha girersek tavsiye edersem dinlersem kardeş. Takkeme anlat onu. Sen dinlemişsin dinlememişsin. İnan bana Allah şahit defterimde iş değil. Çünkü ben şöhret peşinde olsaydım siyasette olurdum. Fıtratım da çok müsait. Başka şeylerin peşinde olsaydı şimdi trilerlik olurdum. Duaları sayaç olarak koyardım siteye. Duaları. Veya eğer dersi sayaç yapsaydım ben şimdi milyarlık olmuştum. Benim hazırladığım duaları adamlar indirip ada pazarında 500 milyona satıyorlardı. Onun için kaldırdım. Oysa altında bedduvan vardı. Bunu menfaatına, çıkarına, paraya indirip satana iki elim yakasında olsun. İndir dağıt Allah için dağıt. Paraya, menfaata da parayla satana iki elim yakasında olsun. Kim dinler Hasan'ın bedduası? Baktım kişi kaldırdım. Yani ben onu parayla olacağını bilmez miyim? Ya bir kere öyle imkanlarım var ki. Şu psikoloji defterleri var ya. Adamlar dergide kullanıyorlar izin alarak. Adam kitapta kullanıyor. Ya o psikoloji derslerini, o defteri hiç boşluk yok, inci gibi yazılmış. Şimdi 150-200 sayfalık profesör bilmem neyin psikoloji kitabını oku. 10 tane 20 tane ciddi bir cümle çıkartamazsın 150 sayfalık bir kitabında. Bizim defter komple her bir satırı bir hüküm. Böyle bir şey yok ya. Mesela bir cümleyi söyleyeyim. Kaliteli insanın kaliteli derdi olur. Kalitesiz insanın kalitesiz derdi olur. İnsanın derdine bakarak bu insanı kim olduğunu tanırsın. Bak bir cümle yani. Nerede bulacaksın böyle bir şeyi? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Böyle hiç ara vermeden. Ya koca 300-400 sayfalık bir defter ya bir tanesi. Şimdi niçin alır? Ben bunu bassam hiç de elimi dokunmayacağım matbaaya. Yayın evleri var bunu bas. Saat... Bana şu yüzdelik %30'unu ben istiyorum.
%50 veriyorlardı. Ben şimdi paranın peşinde olsaydım bu olmaz mı? O kadar da istiyorlar ki. Ne olduğunu bak, bedava sitede defter olarak 18. defteri yayına koyduk. 17, 16. Psikoloji ya. Dualar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin duası elime geçti. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü elime geçti. Vesaire biliyorsunuz. Onları isteyenlere veriyorlar arkadaşlar, mail atıyorlar. Ama siteye koymuyor. Acaba oraya koysa, altına bir sayaç koysa, her tıkladığın zaman indiren 0.5 cent olsa, ben şimdi milyarlık olurdun ya. Ya bunlara dikkat ettiğim halde, acaba ne diyorlar bilmiyorum ki. Allah ne diyecekler yani. Bunlar olmasın diye, aman ha, hizmete zarar gelmesin. Adam şimdi istiyor. Hizmettir diyor. Hizmet o, hizmet olsun diye istememek gerekirken hizmet olacak diye istiyor adam. Abi nasıl olacak ya istemeden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle diyor. Benim kafam çalışmaz kardeş. Satırdan da böyle yazıyor. Ha felsefesini yaparsın. Belki bir saat konuşurum. Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ustad illeti budur. İlleti emirdir. Hikmetini araştır. Emir bu. İster kafa, ister topla, ister çıkar. İstersen de böl. Şahs-ı manevi de böyle. Kural böyle işliyor. Ben meşru olanı alamıyorum. Değil istemek. Sayaca koysam ben milyarlık olurum. Ama yanlış. Diyor mu kitap böyle? Uyuyor. Ustad dedi, ben de diyor. Başka bir şey arama. Onun için sivri dilli diyorlar. Sivri dilliymiş. Dün öğrendim. Vay be, neler duyuyorlardı. Olan felsefeci dediler. Tarikatçı dediler. Ha? Başka ne dediler? Sofestayı dediler. Ondan sonra vahdeti vücut dediler. Oysa o kadar tezat ki. Oysa kesret-i vücut ortaya çıkarmışız. Şecer-i hilkat, bir sürü alemler çıkarttık. Vahdet-i vücut da tek vücut kabul ediyor. Ulan biz kaç tane vücut ortaya koyduk? Neler diyorlar. Ama bir de yanlış uysam, ben buna uymasam ne olurdum? Yani azami dikkat ediyorum, bilmem ne. Yani ne için anlatıyorum? Kardeşim bu efkar ammede isteme, yapma, ustadın dediğine uy, vicdanlara tesir ediyor. Gerçi para alarak çok binalar, müesseseler yaparsın, çok insan, 300-5000 kişi geliyor ama vicdana tesir etmiyor. Giriyor çıkıyor aynı adam. Bilgi sahibi oluyor ama kemli kemli naifna. Anlatan da aynı. Vicdana tesir etmiyor. Kalitesiz çokluk oluyor. Ustad da kalitesiz çoğalmayı azalmak olarak kabul ediyor. Bayağı kesirler var ya, 1/2, 1/3. Kaç yapar? 1/6. Ya ne demek? Bir elmayı 6'ya bölüp bir parça almak. 1/6. 1/3 ise bir elmayı 3'e bölüp bir parça almak. İşte kalitesi çoğalmak, böyle kesirli sayıların çarpımına benzetiyor ustad. 232 emirda. Umum dostlarıma ve nur kardeşlerime bu vasiyeti ilan ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şahsım itibariyle vazife-i nuriyeyi yapmaya takatım kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem mutadid tesemmümlerle, zehirlenmelerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla şimdiki hayatta kalmak tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet muştak olduğum ölüm elime geçmese de, neymiş korktuğum ölümü dedi? Ne diyor? Şayet muştak olduğum, İştiyakla beklediğim ölüm elime geçmese de zahiri hayatımda ölmüşüm gibi diye bu vasiyetimi yazıyorum. Yani yaşıyor ama ölmüş. Muştak oldum ölüm diyor. Ulan biz ödümüz patlıyor ölümden. O muştak bekliyormuş. Ulan ne zaman geleceksin abi? Ya durumu iyi değil. Furkan, muştak oldum ölüm diyor. Allah Allah. Nasıl bir iman ya? Bitirmiş de yani. Halik-i Rahman-ı Rahim'e hadsi şükür olsun ki bundan 60-70 sene evvel hilaf-ı adet olarak tahsili ilim, hususan ilmi imani yolunda
başkalarının muavenetine yalvarmamak ve tam fakr haliyle beraber eski Said çocukluk, gençlik zamanında talebelerine tayinlerini kendi vermeye çalıştığı ve ancak kısa bir zaman 5 tayin kabul edip, ömründe 5 tane tayin kabul etmiş. Kabul edip mütebaki talebelerine bazen 20-30 talebesine tayin verildiğinden ilmi vasıtayı cer etmeye, yani ilmi geçim vasıtası yapmaya, etmeye o talebeler mecbur olmadılar. Şimdi mesela bakıyorsun Süleymancılar, bu hepsini böyle açık konuşuyorum, herkesle benim pervam yok kardeş, yapma. Ben söylemek suç mu? Söylemek suçsa yapmak nedir? Cinayet. Çocuklar, burada görmedim de Rize'de yapılıyor. Kur'an kursu çocuklarına, Süleymancılara bayramlarda, o Ramazanlarda, mesela Ramazan daha çok, kapı kapı dolaştırıp zekat istetiyorlar. Çocuklara anne babası göndermiş Van'dan, Ağrı'dan, ne bileyim Tekirdağ'dan, şuradan, yurt dışından, Rize'de, işte Rize'dekileri biliyorum, burada görmedim, Tepecik'te de yapıyorlar. Kapı kapı çocuklara, bir bakıyorsun ayakları acayip, aldığı para da onlara yansınsa mı? Yağmurda ben gördüğümü söylüyorum. Baktım böyle ayakkabısı pislak, yağmurda. Affedersin atleti bir tarafa gidiyor. Kaliteli böyle bir takım elbise vermişler. Çocuk var yani 11-12. Olan bir bakıyorsun çocuğa acıyorsun ama çok iyi biliyorsun ki çocukta kalmayacak bu para. Yani yapabiliyorsan git onu doyur ve giydir. Ama elinden alacaklar yani, toplattırıyorlar. Ev ev dolaştırıyorlar. Onlar kovsan çocuğa için kan alıyor. Versen onlara gidiyor. Yani ne yapacağını şaşırdı ya. Mesela İslam hukukunda dilenmek, bir ekmek parası olduktan sonra dilenen haramdır. Harama vasıta olan da haramdır. Mesela adam dinleniyor. Çok iyi biliyorsun ki bir ekmek parası var elinde. Işıklarda, şöyle de kapıda. Para dinliyor. Para var mı? Bir ekmek alabilir mi? Bir ekmek kaç para şimdi piyasada? 1 lira mıdır? Yok. İstanbul Belediye 60 kuruş mu? 60 kuruş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 60 kuruş. Yani 1 lirası olan dilenirse haramdır. Veren de haram işliyor. Haramın mukaddemesi de haramdır. Veremezsiniz. Ancak bir ekmek parası yoksa dilenebilir. Kerahaten caiz o da. Bu ne yapıyor? Yaptırılıyor. Acayip bir şey ya. Nedir o? Dini vasıtayı cer. Geçim vasıtası yapılıyor. Millet öyle diyor. O çocuk nedir? Ona fırça atıyorlar, kovuyorlar kapıdan, suratını kapatıyorlar. Veren de var ama o çocuk... Peki senin çocuğunu düşün. Bir, ne olur 13 yaşında sensin. Hayal ediyor musunuz bak? Psikolojim. Beni anne babam gönderdi Van'dan. Geldim İstanbul'a, geldim Rize Kur'an kursuna okuyor. Ne olur psikolojimi takip edin. Oğlum... Çocuk okuyor. Yan serenen soru. Tamam mı? Elif, B, T, S. Helaldir, caizdir. Bayram, kurban, Ramazan bayramına yakın geliyor. Kapı kapı dolaştırılıyor. Şimdi o daha delikanlı. Tam çağına girecek. İnsanlardan vefat bekliyor. Şefkat bekliyor. Kucaklama bekliyor. Kapıya zale basıyor. Suratı kapanıyor. O çocuğun psikolojisi ne olur? Kapı kapı dolaştırarak onu ar damarı yırtılmıyor mu? Dilenciliğe alıştırılmıyor mu? Bunu şeyler de yapıyor, F-25'çiler de yapıyor. Daha değişik yapıyor, daha ustaca, daha büyük. Halka inmiyor yani. Yani kapı kapı dolaştırmıyor. Himmet toplantısı altında sen yok, sen. Kimin kokusu varsa, serveti varsa tertipleniyor. Ondan sonra bir coşturucu, bir heyecan, bir gaz varsa veriyor, yoksa senet imzalıyor. Senet mi vermeyecek, yatırmayacak? Ha, haciz geliyor. Ha, yalan söylüyorum. Abi niçin söylüyorsun? Niye ya? Söylemek suçsa yapmak nedir? Siz söyleyin, isim koyun. Söylemek suçsa, iyi değilse, hoş değilse, yani bunu söyleme. Ya yapan ne olması lazım? Uyarmayacak mıyım? Benim vazifem ne o zaman? Ben kukla mıyım? Peki 13 yaşındaki çocuktayız hala. Ya git Allah versin. Olanı söylüyorum. Başka bir kapı üstünde, çaprazlamada duydum ben. Çağ elinde. Hopa Caddesi'deki dershanedeyim.
Kapıyı araladım, bakayım bina ne yapacak, kapıyı açıyorum. Üstümün karşısı daire. Açtı çocuğa, ne dedi biliyor musun? Mesut Yılmaz versin size. O zaman Çaylı'da kalıyordum. Mesut Yılmaz'ın mitingine Rize'den talebeleri otobüsü toplayarak Antalya siyasi mitingine götürdüler. Oradan oraya. Çünkü kurslara bayağı para vermiş diğer bir kursa. Bak o kapıda ben size yalan söylüyorum öyle mi bu makamda? Mesut Yılmaz versin size. Başkası gitti oğlum. Git. Başkası oğlum gel sana başka bir şey diyorum. Gel aç sen yedirelim. Ay girdi içeriye. Çocuk aç. Şimdi o Van'dan gelen o çocuk. Çünkü daha çok doğudan geliyorlar. Onun psikolojisini ne olur hayal eder misin? Kovuldun, itildin, hakaret gördün, içeri yemek alındın, çorap verildi, ayakkabı verdiler, tamam. O çocuğun bir kere kesin sağlam bir psikolojisi olmaz. İki, ar damarı yırtılır, dilenmeye alışır. Artık onun işte hoca dahi olsa utanmaz yani artık kürsüden, şeyden hiç utanma şey yapamaz. Ben nasıl isterim ya? Camide vaaz yapıyorum, kağıt koydular. Dedi ki kalorifer şeyi yapılacak, Çayeli İshakoğlu camisini vaaz ediyor. Koydular. Cuma vaazı yapıyorum. Ona kağıdı bile okuyamadım caminin şeyini. Ondan sonra dediler koca seni bir daha buraya çıkartmayacağız. Camimizin ciddi ihtiyacı var. Niye söylemedin? Nasıl diyeyim? Utandım. Vallahi diyemedim. Billahi diyemedim. Camin cemaat vaaz bittikten sonra netice o kadar konuştum. Bir saat onun üzerine kalorifer yapılacakmış. Onun parasını sizden sonra yardım istenecek. Yanlış mı? Değil ama ben de alışmamışım. Nasıl diyeyim ya? Aslında hocalara yapılmaması lazım. Onu birisi çıksın. Ha birisi çıksın. Hele hutbede. Allah'ın o dini tebliğ etme makamında. Hani minber başka, hutbe başka. Demedin. Seni bir daha buraya çağırmayacağız. Siz bilirsiniz kardeş. Hocanız yoktu, beni çağırdınız. Niye demedin peki sana diyorsun? Vallahi utandım. Utandın mı? Adam şaşırdı. Nasıl hocam dedi, bunu istemek utan mı? Vallahi utandım. Sen Kur'an kurslarda büyümedin mi? Yok dedim. Anlaşıldı. Çünkü kendisi büyümüş. Bu şey de çok güzel bir Allah'ın lütfu hocam. Üstadın bu ölçüleri koyması. Ben başka cemaat şeylerinde böyle bir şey bilmiyorum. Var mı? Yani mihenk taşı yani. Acayip bir şey. Vicdana tesir ediyor. Bana dedi ki kardeş sen dedi çocukken dedi Kur'an kursuna kapı istemedin mi dedi dernek başkanı. Cemaattan geliyordu. Yok dedim. Sen Kur'an kursu mezunu değil misin? Değilim dedim. Ha tamam. Ondan sonra ben dedim Nurcu'yum. Nurcu ama himmet toplantısı yapıyoruz. Biz F-25'çi değiliz. Nurculukla alakası yok F-25. Ya Nurcu değil mi o adamlar? Fethullahçılar. Hayır değil dedim. Ne alakası var? Fethullahçı diyorsun bir kere. Sen ayırıyorsun. Nurcu musunuz, Fethullahçı mısınız diye zaten sen şık getirerek ayırıyorsun. Bu mu bu mu? Nurcu dese bir, hepsi bir bütündür. Bak ayrı bir şey söylüyorsun. Bilse ki Nurculara Fethullahçı grubu kadar zarar veren bir grup var mıdır diye aklı durur yani onu anlatsam. Neyse. Demek ki alışmamışız. Ha vicdana tesir ediyor. Adam dedi ki sen kursta büyümedin mi? Büyümedim dedi. Tamam dedi. Ben utanıyorum dedi. Hocam dedi şimdi onu söylemekte utan. Vallahi utanıyorum. Allah Allah. Böyle hayret şaşırdı. Sen dedi kursta kapı gitmedin mi? Yok dedim ben kursta büyümedim. 3 defa anlatıyorum bak size. Öyle mi ya? Evet dedim ben. Böyle bir kökenimde kurs yok. Medrese eğitimi ama medrese anlamaz o. Ama nasıl bir şey? Ya ustad acayip bir şey ya. Garip bir şey. Alışılmış bir şeyin dışında. Yani kendimi düzeltmek isteyene de bir ölçü şunlar yani. Ya ben yani ama abi kafama yatmıyor. Yatsın veya yatmasın. Ben senin kafana yatsın diye anlatmıyorum. Vazifem bu. Bana yarın kabirde girdiğim zaman şu meydanda gele buraya sen. Tutacak. Anlattın mı benim vasiyetimi? Anlattım ustad. Başka benim derdim yok. Kaç defa ben ölümden Allah'ın esbab noktasında dönmüşüm. Bundan sonra ben zaten hayatımı kaç türevlerini yaşıyorum. Ben şimdi bitmiş. Hayatım bitmiş. Devletle savaşan örgüt. Örgüte karşı münafık diyorum. Ne demektir bu? Hayatımı ben zaten kendimi çekmişim. Devletle savaşan beynelmiler bir örgüte başına münafık diyorsun. Ne demektir?
İntihar, ha ben buradayım diyorsun. Ha ben bunu demişim, bilerek söylüyorum. Ben her an ölümünü bekleyen bir insanım. Onun için Allah için konuşuyor. Ben hiçbir şey takip etmiyorum. Demem ki, mevcudumu ben kullanamıyorum da. Sizden ne takip edeceğim veya diğer insanlardan. Bak, ilmi diyor, niçin böyle yapıyorsun? Vastayı cer etmeye, geçim vasıtası yapmaya, o talebeler mecbur olmadılar. Yani bizi mecbur etmedi, yoksa biz de dinlenecektik. Ar yırtılacaktı, artık isteme bize normal olacak. Ben yapamıyorum. İktisat ve kanaatle o zaman muvaffak oldukları gibi, Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsi şükür olsun ki, eski Said gibi şimdi Risale-i Nur kendi hakiki talebelerinin, kendi hakiki talebelerinin, sahtesi de var, tayinlerini neşriyatı ile mükemmel vermeye başlamış. Ama ustad bize ne veriyor? Bak onu da söyleyeyim yani. Ustadı da şikayet ediyorum şimdi. Külliyata şikayet ediyorum. Bir ekmek veriyor. Peynir yok vallahi. Yemin ederim peynir vermiyor. Zeytini içiyor. Zeytin zaten rüyada görürsün. Vallahi ustad ekmek parası veriyor. Peynir parası vermiyor. Çay parası vermiyor. Ekmek diyor. Ama mükemmel tayinatını veriyor. Ne mükemmel ya? Kuru ekmek mükemmel mi? Mükemmelmiş kardeşim. Kanaat edersen kal dershanede. Gel de kal. Dershane hayatında haftada 3 gün 1980'de Sümbül Efendi de haftada en az 2 ve 3 gün mercimek çıkardı. 2 defa patates çıkardı. Sonra bazen patlıcan, bazen taze fasulye çıkardı. Onun için patates o kadar alıştık ki butto başta diyoruz. Dershanecilikte, sen ne var? Butto başta. Ne demek biliyor musun? Pakistan'da 72 tane siyasi parti var. Bir tane Alevi var. Ehl-i Sünnet hepsi 71 tanesi bölük pörçük olunca 2'de 1 butto başa geçiyor. Seçim her 5'te, seçimde butto başta. Niye? Çok az ama diğerleri bölük pörçük. Onun için derlerdi ki, tabir olmuştu 80'lerde. 94'lere, 90'lere. Butto başta. Gene de o ha. Butto başta şu anda Pakistan'da. Butto başta. 2014 gene butto başta. Gerçi bizim butto... onun için bizde patates butto baştaydı. Aa ne var Hasan? Tabletottan der çalışıyoruz. Ne var lan? Butto başta. Tamam anladım. Şimdi bir yerlere gidince mercimek çorbası ve patatesi görünce bu şey hissiyatım şey yapıyor. Çünkü 17 yaş 51. Butto hep. Yani bir hem latife yapayım hem doğru söylüyorum. Şey ama niçin söyledim? Mükemmel tayinatını veriyor. Mükemmel dedi bir kuru ekmek ya. Bir de okuyayım. Koca usta be. Kanaat etmişim senin davana. Hiç. Bak eski Said gibi şimdi Risale-i Nur kendi hakiki talebelerinin tayinatlarını neşiyatıyla mükemmel veremeye başlamış. Mükemmel dedi bu. Azam ihlası kırmamak için Risale-i Nur has talebelerine hususan nafakasını tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek derecede, tam tamına ölmeyecek kadar kuru ekmek, Risale-i Nur'un satılan nushalarının 5'ten birisi. Ben size ne söylüyorsam buradan söylüyorum. 5'ten birisi. 232 emirda. Bak, ben burada söylüyorum. 5'ten birisi. Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihetle. Yeni yasa veriyor mu? Vermiyor. F-25 veriyor mu? Vermiyor. Risale-i Nur'un hakkı olduğu cihette şimdi 50-60 talebesine kafi sermayesi çıkıyor. Şimdi 50-60'a çıkıyor. Peki gelecekte 1000'in aşkın vakıf var. Ne olacak? Onu da tedbirini alıyor. Benim bir çare sahidin içinde hiçbir hakkı yoktur. Aman yarabbim. Yalnız Risale-i Nur'un kıymetler hasiyeti ve şakirtlerinin şahsı manevisinin kemal-i sadakatı bu manevi nur bayramına vesile oldu. Yani ileride basılma çoğaldıkça tayinat fazla olacak. Çünkü şöyle diyor. Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup, kim yapacak bunları? Kim takip edecek? Yayın evi diyecek, ver bakalım 5'te birini. O nasıl diyecek? Gel gel Hasan. Kaç kişi var yanında? Şu kadar abi. Tamam. Al o vakıflara dağıt. Yani şöyle yapıyorlar. Ramazan'da 15 gün kala dedim. Bir yere çağırıyorlar. Hepimiz gidiyoruz. Bütün vakıflar. Orada abiler bir de Kur'an okurlar. Açılış yaparlar. Bir konuşma yaparlar. Sonra zaflar hazırlanmış. İşte Hasan Akar, Furkan,
Ahmet, herkesin böyle, bütün o vakıfların, o kendisine kalkar gider, ustadımın zekatı, sadakası, tayinatı, talebi ulum zekatını vekil olduğumuz ve ustad adına sana veriyor, ustad adına. O talebe de alırken aldım, kabul ettim. Kabul icabı yapar, alır, o mübarek hediye alır, koyar, yerine oturur. Ondan sonra onu ilan ederler, ta o çıkar. Dolayısıyla bütün vakıflar nezdinde o tescilli oluyor. Çok acayip bir manzara ya, bildiğin gibi değil ya. O ancak yaşanır böyle. Bütün fedakar, fedai, kahraman yani. Acayip. Hep üniversite mezunları vesaire. Yani öyle Darul Acize'den gelmemiş bunlar. Hepsi kahraman yani. Kariyeri olmuş, üniversite bitirmiş, ODTÜ'yü bitirmiş bilmem, işletmeyi. Ya bizim şey, hepsi öyle. Neyse onları dışı yapmayayım. Ama kalkıyor. Feya falanca ustadımın zekası, tayinatı, sadakayı, talebi ulum tayinatını ustadın vekili olarak sana veriyorum. Ustadımın zekatını, tayinatını, sadakasını, talebi ulum zekatını aldım, kabul ettim. Alıyor, herkes de seyrediyor. Alıyor, koyuyor, tak yerine geçiyor. O gidiyor, o geliyor falan. Ya öyle bir şey ki ancak böyle haşirde gözüküyor yani. Ya ne bileyim, bana duygularım acayip oluyor. Öyle oturuyorsun böyle, seyrediyorsun. Ondan sonra çağırıyorlar seni. Ondan sonra aldıktan sonra dur diyor. Neredesin sen? Yurt dışında mısın? Burada mısın? Çoktan beri görmüyor falan dedi usta. Yani öyle o talimat bittikten sonra özel sorusu var, parantez açar. Neredesin? Ya acayip bir şey ya. Nurculuk bambaşka bir şey ya. O kadar vicdanıma, ruhuma yatıyor ki bildiğin gibi değil. Cennet hayatı bir hayat veriyor. Keyif mi keyif? Vallahi. Kuru ekmekten aldığın ekmeği, lezzeti baklavadan alabilirsen namertim yani. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir hayat gözükmemiş ya. Yani size muamma geliyor yani böyle. Bir parçasını anlattım ama yaşanır. Zahirde böyle bir şey gibi gözüküyor. Basit böyle. Basit bir hayat, sade bir hayat. İçerisi çok acayip ya. Giriş kapısı böyle biraz uydurup derme çarpma bir kapı ama girdikten sonra bir baktığın zaman vallahi Allah Allah. Toprak altında bana iki şey verildi diyor ya da o 23'ün sözde. Öteki tarafa çıktım diyor. Neler varmış ya. Ya bir tuhaf ya. Vakıf bambaşka bir şey. Evet. Bir derece tam tarz hareketimi bilenler ve yakından görenler için de 4-5 adamı mutlak vekil yapıyorum. Mutlak vekil. Ustadı mutlak vekilini Mehmet, Harun, Furkan, efendim arkadaşlar. Ben tercih etmiyorum. Lan seni tercih etme şansın mı var? Ustad vekil etmiş, mutlak vekil ediyor. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler bunlar. Bunlar bunu uygulayacak bu tayinat meselesini. Risale'nin basılmasında bunlar sorumludur. Vallahi devletle, diyanetle, Risale'nin nasıl var? Beni hiç ilgilendirmez. Ben takkemi koyarım, yatarım aşağı, işimi yaparım, dersimi yaparım. O Risale-i Nur devletle, diyanet basacak, o onların işi. Bunu yapacaklar. Ve yaptılar. Allah onları muvaffak etti. Bak, diyanete geçti Allah'a hamdolsun. Allah onları muvaffak etsin ve etti yani. Hamdolsun. Daha o bozamayacaklar Risale-i Nur'u. Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdiki Tahiri yok, vefat etmiş. Sungur vefat etmiş. Ceylan vefat etmiş. Hüsnü yaşıyor. Ve bir iki adam daha mutlak vekil olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur'un satılan nusalarının sermayesi. Risale-i Nur'un malıdır. Said de bir hizmetkardır. Hayatta tayinini alabilir. Ustad da tayin alıyormuş bir ekmek. Hatta bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de 6 vilayette bulunan 50-60 talebeyi o zaman vakıftı. 2-3 sene nur sermayesinden tayinini vermek kati niyet ederken belki bazılarını bazı manialar onları talebelik hizmetine vazgeçirecek diye vazgeçtim. Yani çok acayip. Mesela bana tabii ailem şey ama bir şey de anlatayım size. Ama böyle şeyleri de o var. Daha babam şey yapmadan tabii kızıyor niye evlenmedi dershane falan diye. Öyle bir şey yok. 10-15 sene hiç ailemle beni kestiler yani. Sonra babam vefatından sonra miras falan oldu da rahatladım vesaire.
O tarihte 1985'te bende bir alerji oldu. Hani burun. O zaman Çapa'ya gidiyorduk. İngiltere'de 3 tane iğne varmış. 1 milyonmuş 1985'te. 3 milyonu alacak, vuracaklar, geçecek. O burun meselesi. Hapşırma var ya, Allah hamdolsun şimdi yok da. O bak vazgeçildi, bu sıkıntıyı da anlatıyor da. Rüştü abiye gittim yanına. Yanında talebeyiz, vakıfız. Abi dedik, bak ne neler anlatıyorum size böyle. Hep güzel şeyleri de var ama bu taraf. Abi dedim, ben alerjiye her hafta gidiyorum. Allah mekanı cennet olsun. Turgut Ozan Fakfon çıkarmıştı. Fakfon diye. Evet, ben ona kayıtlıydım. Çünkü iğne vuruyorlardı. Yoksa başka mümkün değil. O alerji iğnesi her hafta pazartesi 9'da iğne vuruyorlardı. Kaç sene. Sonra bir iğne çıkmış 3 tane vuruyorsun. Her hafta 1 tane 3 tane ondan sonra alerjin gidiyor. Ama baştı tabii o zaman. Ondan sonra Rüştü abi dedim ki 3 milyon gerekiyor dedim. Bunu versek daha dedim alerji olmayacak, kurtulacağım. Nefes böyle çekti. Yok ki kardeş dedi. Ve o ilaç alamamanın tam 15 sene burun patlaması yaşıyordum, alerji. 15 sene. Yok. Yok da. Ama o yokluk içinde bir varlık vardı. Ya hiç umurunda değildi zaten. Yani burada da geçtiği için yani. Yani o el bebe gül bebe yok yani. Fakat nasıl bir ruh veriyorsa yok işte. Hiç hatırıma gelmedi olan gideyim de evden. Alayım veya çalışayım. Ben Türk Hava Yolları'ndan ayrılmışım zaten. Teknisyeniz yani. Oradan mezunum. Girmişiz içeriye. Oradan çıkmışız vakıf olan. Yani ben bir sokakta beceremedik de değil. Paraya cebime koymuş bir su koyup tekrar bırakanlardanım yani. Koymuşuz. Bunu bilen insanım. Onu cebime para giren insandım. Böyle bir şey olunca hiç hatırıma gelmedi. Ya ne yapsam acaba, gelecekte ne olur ya, yaşlanınca bize kim bakacak falan, kemki elimizi oluşturmadık hiç. Hiç hatırımıza bile gelmedi. 15 sene bedelini de ödedik. Şimdi bazıları diyor, abi bazen hapşırıyordun. Derdimi bilmiyor ki adam. Binanın içeride kalmaktan olmuş. Yani fıtratım çok hareketli. Bak çok hareketliyim, gene 51 yaşındayım ama çok hareketliyim. Bu hareketi bir anda binaya koydu. Bodrumlar, hep dershaneler böyle, güneş giren nerede var? İlk defa rastlıyoruz burayı. Hep köyne, adam bir daire verecek veya şey, veya kiralayacağız en ucuz. Veya en şey, bodrum ya, giriş kat. Güneş görmez, yosunlar çıkar. Yosun çıkar yani. Benim alerjim binadaki nemden olmuş. Böyle, çünkü testte benim şey, binadaki nem, o içindeki yosun var ya şeyler, oralardan olmuş. Ya kardeşim öyle bir odaya vermişlerdi ki ne yapacaksın? Ne odası? Kaç kişiyiz? 6 kişiyiz orada. Hiçbir yerinde cam yok ya. İnan hiçbir yerinde cam yok. Kaç sene. Cam yok, cam. Kaptık işte orada. Sonra bir tepesine böyle bir cam olan bir yer gelse yani. Onlar ne yaptı? Yani o binanın o nem, rutubet yani, ciğeri böyle yaptı. Ve sonra, ya adama bak ya, hapşırıyor. Doğru. Akide. Ben de 6 vilayette bulunan 50-60 talebeyi 2-3 sene nur sermayesinde tayinini vermek kat'i niyet ederken belki bazılarını bazı manialar onları talebelik hizmetine vazgeçirecek diye vazgeçtim. Yani onun için anlattım. Böyle vazgeçenler de olmuş. Kınamayın, çekilecek olmuyor bazen. Nefis darlatıyor, ailen darlatıyor, ortam müsait değil, gıda müsait değil, yaşandığı şey değil, gelen giden haddini aşmış, bir sabit yerin yok, yatağın yok, masan yok, bir rahle. Yani hakikaten bak ne diyor, bazı manialar onları talebelik hizmetine vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım, Said Nursi. Bir yerde okuyayım. Allah Allah. 34'ü de okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. 234. İkinci mi? Aziz Sıddık kardeşlerim. Ecel muayene olmadığı için
benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli, dahili bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki benim vefatımdan sonra benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mucizatlı Kur'an'ımızı tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tabına ait haşiye 10 bin liraymış. Yanımızdaki sermaye ise Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsi şükür olsun ki 70 küsür sene evvel o zamanın adetine muhalif olarak kendim fakirliğimle beraber onların tayinlerini verdirmeye, onların tayinlerini verdiğime bir ihsan ve lütfu Rabbani olarak o zamandan 50-60 sene sonra Cenab-ı Erhamur Rahim'in o örfü adete muhalif kaidemi örfü adetmiş. Mesela bir yerde medrese varsa o yöre bakarmış onlara. Böyleymiş. Tillo'da da hala böyle ya. Bitlis'te, Bingöl'de medreseler böyledir. Halk onlara öşür verir, yemeklerini getirir. İşte usta diyor ki o örfü adete muhalif kaidemi manevi ve geniş Medrese-i Zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinleridir ve tayinlerine sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyor. İnşallah tam Risale-i Nur intişara başlasa o sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek. Ve manevi Medrese-i Zehra ve Medrese-i Nuriye çok yerlerde açılacak. İmkan olmadığı için açılmıyordu. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım ve has ve fedakar hizmetkarlarım ve Nur'a kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim. Vakıflar herkesi bilinir. Bir de okuyayım. Benim bedelime bu hakikate ve bu hale manevi evlatlarım, vakıflara manevi evlat diyor, has ve fedakar hizmetkarlarım bunlar ve Nur'a kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikına yardımlarını rica ediyorum. Âle resvelayen ustadım. Risale-i Nur itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için alemi berzaha gitmek benim için medar-ı sürurdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki zahmetten rahmete gidiyorum. Çok hasta Said Nursi. Evet, biz ustadımızın bu vasiyetine şahidiz. Kim? Emir Dallı Çalışkan, Mustafa Acet, Safranbolulu Hüsnü yaşıyor şimdi. Ermenekli Zübeyir, Ermenek Konya mıydı? Yok. Ermenek Konya. Karaman mı? Çoğollu Bayram. Bu Bayram Yüksel abi, Çoğol. Emirdağ 136'da bir tane de vasiyet varmış. Bir de oraya bakayım. Öyle zeki falan değilim. Atıf yapmışım bak, atıf. Şöyle kenarlarına Emirdağ 236, 136, bak orada bir tane de vasiyet var. Onu da okuyayım. Siz de yapın diye gösteriyorum yani. Böyle kenarların E1, E2, L, lemalar, M. Vasiyetname, o son olsun. Vasiyetnamemdir. Aziz Sıdık kardeşlerim ve varislerim. Ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir. Var mı sizin vasiyetnameniz? Var. Var mı? Olmadı. Benim var. Ne yazıyor?
El Baki Vel Baki vesaire. Harun gülüyor. Harun sen söyle yani tarafa sen. Deccali televizyon düşmanları. Rahmetli. Şöyle yazıyor. El Baki Vel Baki. Rahmetli Deccala ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna El Fatiha. Diye bir yazıyor. Ondan sonra altına not. Benim üzerimde maddi ve manevi ne var ne çıkarsa. Tapuda olsun şey olsun kalbim. Hepsi hizmete aittir. Hiç kimsenin hakkı değildir. Medrese-i Nuriye devredilecektir. Bu belki akrabam dinlemez diye duymasınlar. Belki var. Çünkü eskide vakıf yoktu. Şimdi Darul Envar Vakfı'nı kurduk. Niye kurduk? Şahıslar üzerine dershaneler, tapu yapılıyordu. Sonra vakıflar gittiği zaman veya vefat edince akrabaları sıkıntı bize çıkarıyorlardı. Ali Uçar abinin vefatından sonra akrabasının bir kısmı bize sıkıntı çıkarttı. Yani eskide rejim böyle daha zalimaneydi. Musa Keralı davranmıyordu. Kapatacağım mevzuyu ama. Dolayısıyla vakıflar baskın yapılıyordu. Vakıflara el koyuyorlardı Kenan Evren döneminde. Dolayısıyla dershaneler şahıslar üzerine yapılıyordu. 1-2-3, 3-4, 1-2-3 falan derse falan diye. Bu sefer bir vakıf giderse, kafası da eserse, onu koz olarak kullanıyordu. Böyle cinsler de çıktı yani, tarihte çıkmadı değil. Veya vefat edince, ben vefat ettim. Benim akrabam, benim şuurumda değil ki. Bu sefer benim üzerimdeki dershanenin tapusu, vakıfın, ya bizimdir, abimden kazanmıştır. Bildiği halde şey yapmaz. Ha. Bu olmasın diye Darul Envar koruduk. Kimin üzerinde mülk var, dershane yani. Dershane tapusu. Herkes bırakacak. Ne olur ne olmaz bilmediğim bir şey var veya bugün bir şey yaparım diye. Üzerimdeki mülküm vefat ettikten sonra vasiyet ediyorum Darul Envar'a kalsın diye. Notere gittim. Noter dedi ki bak şey akıl hastanesinden şey alacaksın. Heyet raporu alacaksın dedi. Yarın saat 9.30'da da heyete giriyorum. Yani vefatımdan sonra üzerimdekilerin Darul Envar'a kalsın diye şey almam lazım. Vasiyetname resmi olması lazım. O da heyet vermesi gerekiyor. Sonradan aklı yerinde değildi. Ve değildi. Aklı yerinde miydi? Benim varis şeyim, akrabam, varislerim bu sefer kale kule derler. Olmasın diye ama bilesiniz diye anlatıyorum. Bu sefer vefattan sonra ben araştırdım. Öyle ya benim vasiyetimdir ahirette yakanıza yapışırım. Kim dinler Yalova kaymakamını? Sen resmi yap. Nedir o? Yasağken hemen devret. Ben dershanedekileri devrettim. Kalem babamdan kalem daire var birkaç tane. Onun bir kısmını da devrettim. Bir tane vefata kadar şey yapayım gelirinden geçineyim diye. Ama vefattan sonra da hizmete kalsın diye böyle bir heyet raporu gerekiyor. Ona vefat edince o rapor resmi olunca tak kim ne dersin tak Darul Envar'a kayıyor. Yani bilesiniz diye de onu söylüyorum. Vasiyet yazmak sünnettir. Ecel gizli olmasına vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukatım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususi kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım vesaire şeylerimin bütününü gül ve nur fabrikalarının heyetine başta Hüsrev ve tayri olarak o heyetten 12 tire şimdi o söylediğim kişileri sayıyorum. Haşiye. Bak. Bakın 12 diyor. O heyetten 12 Karaman kardeşlerime vasiyet ediyorum. 12'yi sayıyorum. Haşiye bu. Kim onlar? Kardeşim Abdülmecit. Ustadın talebesi şey hem talebesi hem kardeşi vefat etmiş. Yok. Zübeyir vefat etmiş. Ey gidi sağ olanları çizmişim. Ama bir tanesini de çizmeyeceğim. Bak Abdülmecit vefat etmiş. Zübeyir vefat etmiş. Mustafa Sungur yaşıyor. Çizmiştim ama maalesef o da vefat etmiş. Yaşayanları çizmiştim. Ceylan vefat etmiş. Mehmet Kaya Diyarbakır'da vefat etti. Hüsnü Bayram. Hüsnü Bayram Safranbolulu yaşıyor. Rüştü vefat etti. Abdullah. Abdullah Yeğin yaşıyor. Ahmet Aytumur yaşıyor. Atıf vefat etti. Tillolu Said.
F-25'çiler buna şey diyor, Yahudi diyor. Yahudi azması diyorsa Seyit. Hem anneden hem babadan Seyit. Bana şeyini de gönderdi. Oğlu Kemal Özdemir F-25'in şeyiydi ya, bir sıkıntı şey yapmış. Ondan dolayı bu yakışıksız yakıştırma yapmışlar. Said, oysa Seyit, onun Seyit hem anneden hem babadan Seyit olduğuna dair Nur dersine bana belgeyi gönderdi. Gönder abi, yayınlayacağım dedim. Tillolu Said usta, en azından şu. Ustad anlamadı bunun ciddini, soyunu, Yahudi olduğunu anlamadı da sen anladın öyle mi? Ustad mutlak varisim dediği Tillolu Said. Sen kimsin? Senin tercih etme hakkın var mı? Benim babamın oğlu değil ha. Tillolu Said. Öyle diyor. Tillolu Said. Ustad mı şey yapmış? Bak ne diyor? O heyetten 12 kahraman kardeşlerim. Sen Yahudi diyorsun. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Hiç utanmıyor musun? Hiç ahirette ne diyeceksin? Kahraman diyor ustadın dediğine sen Yahudi azması diyorsun. Allah'tan kork, Allah'tan. Ona toprağın altına neler yapacaksınız? Ben hayret ediyorum bak. O heyetten sanki benim babamın oğlu Atilla'lı Said. Ben lazım. O Arap. Lazım ben ya. Ama Nurcuyum elhamdülillah. Allah nereli? Güneş nereli? Muhammed Aleyhisselam Arap'tır. Ustad Kürt'tü. Ben de lazım. Güneş nereli? Allah nereli? Tövbe. Ya biraz böyle muvazeneli ol ya. Sen niye Hasan bunu anlatıyorsun? Bir şey de tamir edeyim de. Müsaade edin be. Bir şey anlatırken toplumsal bir sıkıntı. Tillolu Said'e böyle yakışıksız yakıştırma yapmışlar ama tutmadı tabii. F-25'çiler yapmış. YouTube'a koymuşlar bir tane muvazenesiz, dengesiz bir adam. Orada iki kişiyle ihtiyar oturmuş. Orada bir hemen mal bulmuş mağribi gibi onu da yaydılar yani YouTube'da falan diye. Adam bir tanesi dilin kemiği yok ki. Ustadın şu olduğunu, Yahudi olduğunu. Onlar da şey, olur mu bak ustad? Kahraman dediği adam Seyit. Tillolu Said yaşıyor. Mustafa, hangi Mustafa olduğunu bilmiyorum ama vefat. Mustafa, başka bir Mustafa, o da şey. Bir de Seyit Salih, o da yaşıyor. Şu anda yaşıyor. 12 Karaman kardeşlerimi vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki emri hak olan ecelim geldiği zaman zamanınızı geçtiğini çok iyi biliyorum. Ama müsaade edin bitireyim şunu. Geldiği zaman benim arkamda o metrukatım, yani kalan ne varsa maddi ve manevisi her şeyim, benim bedelime o sadık bir ve mübarek ellerde, mübareklermiş bunlar. O sadık ve mübarek ellerde hizmet-i nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin. Bunlar kimmiş? Sadıklarmış. Ula beni tesdik et. Keşke ben de olsaydım burada ya. Saydığı yerlerden Hasan Akar da gelseydi. Seyit Salih nokta Hasan Akar kardeşimi de vasiyet ediyorum. Keşke olsa ben, bir kalem bende olsa, kalem yok, yazardım. Hasan Akar yok bak. Ne, nasıl tescilli ya. Bak ne diyor onlar için. Sadık ve mübarek. Sen kim, ne diyorsun ya? Ya ne bileyim, ben korkarım ya mesuliyetten. O sadık ve mübarek ellerde geçsin. Kardeşlerim bu vasiyetten telaş etmeyiniz. Ben teessürattan ve 9 defa zehirlenmekten, o zaman ölünceye kadar 28 oldu, pek çok zayıf olmakla beraber gizli münafıkların desiselerle mutadid suikastları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye ve hıfz-ı ilahi devam ediyor. El-Baki vel-Baki. Kardeşiniz Said Nursi. Selam verdiği zaman alın. Bismi Üsmane deyince aleyküm selam. Çünkü kağıt üzerindeki selam zaman ve mekana bakmıyor. Tamam mı? Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temas salavat.